Herkese merhabalar. 2022 LGS tercih dönemi başlıyor. Tercihlerinizi arkadaşlar yarından itibaren başlatabilirsiniz. Yarından itibaren tercihlerinizi yapabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi öncelikle dilimlere bakacağız. Mutlaka tercih etmek istediğimiz okulları gezeceğiz. Bugün sizlerden gelen soruları da cevaplayacağız. Bazı önemli bilgiler paylaşacağız. Hemen videomuza başlıyorum. Tercihlerin son günü 20 Temmuz 2022 saat 17'ye kadar zaten o zamana kadar rahat rahat teslim edeceksiniz hiç endişelenmeyin. 2022 LGS takvimine baktığımızda 04-20 Temmuz arasında tercihlerin alınması olacak. 25 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak arkadaşlar ve boş kontenjanlar ilan edilecek. Yani bazı okullar boş kalacak. 25-29 Temmuz arasında birinci nakil başvuruları olacak. Yani siz istediğiniz okula ilk tercihinizde giremediyseniz yani ilk tercih döneminde giremediyseniz birinci nakil başvurularında ya da 1-5 Ağustos'ta ikinci nakil başvurularında girebilirsiniz. Biliyorsunuz 9-17 Ağustos'ta da nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 12 Eylül'de de yeni dönem başlangıcı olacak. Dolayısıyla hepiniz inşallah hayallerinizdeki liselere gireceksiniz. Hiç endişelenmeyin eğer hayalinizdeki lise olmazsa da bir düşüğünde bir farklısında da yine gelecekteki başarılarınıza ulaşabilirsiniz. Yani üniversite için istediğiniz meslekler için bütün okullar sizlere ...hazır bir şekilde bekliyor arkadaşlar hiç endişelenmenize gerek yok... ...şimdi oyun Yunus'u demiş ki... ...canlı yayınımıza da soruyu atmıştık görmüştük... ...ama canlı yayınımıza cevap veremedik... ...şimdi cevap veriyoruz oyun Yunus'una... ...şehirler arası dilimler fark ediyor mu... Tabii ki fark ediyor. O yüzden biz genel yüzdelik dilime dikkat etmenizi söylüyoruz. Yani A şehrinde oturup B şehrindeki bir okul tercih edecekseniz genel yüzdelik dilime bakınız arkadaşlar. Yani mesela Ankara'da oturuyorsunuz. İstanbul'daki bir okul tercih edeceksiniz. Tabii ki genel yüzdelik diliminize göre hareket etmelisiniz. Bunu zaten söylemiştik. Nartos demiş ki nasıl tercih yapıyoruz? Kayıt oluyoruz. Okulun olduğu yere mi gitmeliyiz? Arkadaşlar tercihlerimizi Öğrenci veya velis tarafından e -okul adresinden ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapabiliyorsunuz. Tercihlerinizde hiç endişelenmeyin. Nasıl yapılacağını da sizlere göstereceğiz. Zaten okul müdürlüklerinde de sizlere çok rahat yardımcı olacaklar. Merhaba ben yerel tercihle yerleşmek istiyorum demiş Murat Demir. Yine de merkezi tercih yazmak zorunda mıyım? Hayır değilsin. Eğer yerel tercih yapmak istiyorsan yerel tercihini yaparsın bitirirsin. Yusuf Alkan demiş ki genel dilimim 11.96 ve puanım 388. Puana bakmıyorduk arkadaşlar hatırlarsanız. Puan eşittir şampuan demiştik. 11.96'ymiş genel dilimi. ...2021'de 1428 28 2020'de 12-03, 2019'da 13-11 ve 398 ile alan okul gelir mi? Gelir. Çünkü bak sen bu sene yani 2022'de 11. olmuşsun, 2021'de 14. girmiş, 2020'de 12. girmiş, 2019'da 13. girmiş. Yani sen... 2019'da girseydin kazanacaktın. 2020'de girseydin kazanacaktın. 2021'de girsen zaten kazanacaktın. Bu sene de kazanmışsın diyebiliriz. Çünkü dilimin rahat rahat tutuyor. Hiç endişelenmene gerek yok. Ama yine de daha üstündeki yerleri de yazabilirsin. Muhtemelen senin diliminden daha düşük puanla kapatacak orası. O yüzden sen farklı okullarda yazabilirsin. Farklı okulları da üstlerden yaz. Aşağıda gene sağlam olması için başka okullar yaz. Ama şu anda gözüken bu okulu kazanacak. Eren Külhan demiş ki hocam tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Bunu zaten söyledik. 25 Temmuz'da açıklanıyor arkadaşlar. Mert Kayra Nebioğlu demiş ki 5.8 yüzdelikle geçen sene 4.9'luk okula girebilir miyim? Muhtemelen girme ihtimali biraz zayıf ama tercihlerine yer verebilirsin. Zaten tercihlerimizi yaparken hatırlarsanız şöyle bir sayfa paylaşmıştım sizlere. Nerede? Hemen onu bir kez daha göstermek istiyorum. Şurada. Tercihlerimizi yaparken arkadaşlar ilk tercih sıramıza yani birinci tercihimize, ikinci tercihimize hayallerimiz, isteklerimizi yazabiliriz. 4, 5, 6, 7, 8'lerde olabilecekleri 9 10'larda veya 8 9 10'larda kesin olurlar yazacağız. Şimdi burada 5.8 yüzdelikle 4.9'luk bir yeri yazıyorsan bu biraz istekler grubuna giriyor. Hayaller değil ama istekler grubuna geliyor. Gelebilir ama gelmeme ihtimali olduğu için mutlaka altına başka okullarda yazmalısın Mert Kayra. Sadece bu tercih yaparsan riske girebilirsin. Emocuk demiş ki 125'lik dilimde yani bu 5.8 diyor o da 125. 25'lik dilimde hem genel hem il olan biri hangi aralıklarda seçmeni? Burada 20 ile 30 arasında seçebilirsin emojuk. Neden? Çünkü burada e, 20'lerden biraz istediğin okullara bakabilirsin. Zaten Tonguç Akademi 8 listeleri olarak bizler aşağıda da sizlere kılavuzu paylaştık. Zaten merkezi sınav paneli ilk kez öğrenci alınacak okulların her birini sizlere gösterdik. Burada arkadaşlar e, şurada tabii 2 yıldız olanlar ilk defa alacak olanlar oluyor. Kırmızılar. E, bunu PDF'ini açıklamada indirebilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela hangi şehirde olduğunu bilmiyorum emo. Yani ee, İstanbul'daysan farklı, Ankara'daysan farklı ama 20 ile 30 arasında birçok okul var. Mesela diyelim ki Amasya'daysan e, sosyal ünler programı, fen ve sosyal program programı varmış. Mesela 29 almış ve hatta başka bir şehre gidiyorum. Çanakkale'de 17 var. Burayı yazmamalısın mesela çünkü 125'lik dilimdesin. Bu çok büyük hayal olur. Ama 20 ile 30 arasında yazabilirsin. Tekrar söylüyorum. E, örnek veriyorum şöyle yapabilirsin. Mesela bir tane 21'lik yazacağız aslında. Bir tane 22'lik, bir tane 24'lük. Sonra 25, 25, 25, 25 böyle gidersin. En sonlara da bir tane 29'luk, 30'luk yazabilirsin. Veyahut da 28'lik yazabilirsin ki işe riske atmamak için tercihlerini yaparken. Ama muhtemelen 125'lik dilimdeysen geçen sene 125'lik dilimle öğrencinin girdiği bir yere bu sene de sen girersin. En kötü 26'ncının girdiği yere girersin. En iyi ihtimalle de 24 ya da 23'ncının girdiği yere girebilirsin. Tercih işlemi arkadaşlar öğrenci ve velis tarafından... E-okul, meb, -E adresen ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabiliyor. Tercih sürecinde şuna dikkat edeceğiz. Birinci kısım zorunlu. Beş adet. Burada kendinize yakın yerlerden yazıyorsunuz. İkinci kısım on adet. Merkezi sınavla alan okullar. Yani LGS'ye girdiniz. Merkezi sınavda onun gerçek adı. Merkezi sınav işte fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinden Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan bakanlıkça yapılan merkezi sınav puanı yani LGS puanınıza göre yani diliminize göre burada 10 adet tercih yapacaksınız. Üçüncü kısımda 5 adet pansiyonlu okullar arkadaşlar. Burada bazı şeyleri sizlere zaten söyleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şurayı gösterelim bir kez daha. Birincisi yerer yerleştirme ile alan okullar. Bunlar ilk 3 okul kayıt alanınızdan olmalı. En fazla 5 okul tercih ediyorsunuz. Aynı türden de en fazla 3 okul. Yani Anadolu sesinden ya da Mesleki Teknik Anadolu sesinden ya da Anadolu sesinden en fazla 3 tane tercih edebiliyorsunuz. Bunlardan yerel yerleştirmeyle alan okulları tercih edebilirsiniz. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda en fazla 10 okul tercih ediyorsunuz. Yani en fazla 10 okul ne demek? Sizler LGS yüzdelik diliminizle, LGS puanınızla tercih edebileceğiniz en fazla 10 okul var. İşte bu 10 okul tercih ederken az önce söylediğimiz gibi burada arkadaşlar şu kısma dikkat edin. Yani ilk başta hayallerinizi ve isteklerinizi sonra olabilecekleri, sonrasında kesin olurları yazmanız önemli pansiyonlu okulda en fazla beş tane pansiyonlu okul yazabiliyorsunuz. Unutmayın arkadaşlar ne yaparsanız yapın zaten tercihlerinizi bitirdiğinizde okul müdürlüklerine gittiğinizde size yardımcı olacaklar. Hiç korkmanıza gerek yok. Ama size yardımcı olamayacakları tek şey şu. Görmediğiniz bir okulu tercih ediyorsanız diliminiz yettiği için eviniz yakın olduğu için neyse artık. Onu size gösteremezler. Gelip de size okulu getir bak böyle bir okula gideceksin diyemezler. Dolayısıyla tercihlerinize yazacağınız okulları mutlaka gezip görün arkadaşlar. O okulları mutlaka inceleyin. Bazen puanı yüksek duran, dilimi iyi duran bir okul sizin için iyi olmayabilir. Dilimi düşük duruyordur ama siz gider görürsünüz ya burası süpermiş hem de, evime de yakınmış hem de çok başarılı bir okulmuş diye orayı tercih edebilirsiniz. O yüzden tercih yapmadan önce mutlaka okulları araşın arkadaşlar. Bunu zaten az önce söylediğimiz kısım birinci grupta merkezi sınavla okul alan okullar. Yani burada ne yapıyorduk? İlk başta arkadaşlar LGS'deki okullarımız yani işte ee, en fazla 10 okul tercih ediyor. LGS puanımıza göre, dilimimize göre buraya tercih edeceğiz. Burada yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar. Burada ilk 3 okul kayıt alanından olmalı. En fazla 5 okul yazabiliyoruz ve aynı türden de en fazla 3 okul yazabiliyoruz. Yani 3 tane immatip sesi yazabilirsin. 3 tane, 5 tane immatip sesi yazamıyorsun. Ee, burada da pansiyonlu okullardan da en fazla 5 okul tercih edeceğimizi söylemiştik. Bunu zaten gösterecekler. Burada sizi en çok ilgilendiren kısım benim anladığım kadarıyla LGS puanımızla, LGS dilimimizle nereye giriyoruz hocam diyorsunuz. İşte LGS diliminize gireceğiniz okulları diliminize göre hareket edeceksiniz. Yani örnek veriyorum şöyle bir şey gösterelim. Sizin diliminiz, diliminiz arkadaşlar 0.5 ise 0.2 ile 1.5 arasında, 1.5 ise 0.7 ile 4 arasında, 2.5 ise 1.5 ile 5.5 arasında, 5 ise 3 ile 8.5 dilim arasında, 10 ise 8 ile 16 arasında, 15 ise 13 ile 23 arasında, 20 ise 18 ile 30 arasında tercih aralığı yapabilirsiniz. Niye dilimler geri gittikçe buradaki aralık genişliyor? Çünkü belli bir yerden sonra artık okulların da dilimleri hızlı hızlı artmaya başlıyor. Ama en başlarda böyle işte 0.2, 0.3, 0.4 diye artıyor ama burada 18, 19, 20 diye artabiliyor. O yüzden üstlerde biraz daha tercih aralığımızı dar tutuyoruz. Aşağılara doğru yani 15, 20, 30, 40'larda tercih aralığınızı geniş tutabilirsiniz arkadaşlar. Yerel yerleştirme işlemleri, ikamet adresleri, okul başarı puanları dikkate alınıyor. Ve burada şuna dikkat edin. Yerel yerleştirmede orta öğretim kayıt alanları dikkate alınarak. Yani siz ilkokul nerede oraya bakıyorlar. Ortaokul 7. 8. sınıfı nerede okuyorsanız oraya bakıyorlar. Öğrencilerin ikamet adresleri, evinizin adresi ve okul başarı puanı. Okuldaki derslerinizdeki başarınız önemli. Ve devam devamsızlık kriterleriyle okullara yapılan yerleştirme bu işte. Yani sen evine yakın bir okul var. Benim devime de yakın o okul ama sen derslerine başarılı değilsen, sen fazla devamsızlık yaptıysan ben daha avantajlı olurum. Bunu da bilmeniz lazım. İkamet adresleri ve okul başarı puanlarının dikkate alındığını unutmayın. Bu LGS'den bağımsız bir şey. Bu da yine 25 Temmuz'da sonucu açıklanacak. Tercih döneminde yanınızdayız arkadaşlar. Sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Herkes bu videonun altına sormak istediklerini yazsın. Bizler de elimizden geldiğince toplu bir şekilde hepsini cevaplayalım. Ee, sizlere inşallah yarın ve sonraki günlerde çok güzel videolarla destek olmaya devam edeceğiz. Sizlerin soruları bizler için çok değerli. Bizler Tonguç Akademi olarak sizlerin tüm sorularına cevap vermeye çalışacağız. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayalım ve sorularınızı gönderin bakalım. Haydi hep beraber o güzel liselere gidelim. Güzel güzel başarılara ulaşalım inşallah. Şunu da unutmayın arkadaşlar arkadaşlar sınav sonucunuz ne olursa olsun. Yani belki bazılarınız şu anda birinci dilimde, belki bazılarınız 51. dilimde, 61. dilimde bilmiyorum. Hangi dilimde olursanız olun bu sınavdan sonra okuyacağınız okullarda göstereceğiniz gayretle yani mahallenizdeki okula giderek, fen lisesine giderek, Anadolu Lisesi'ne, Anadolu İmatik Lisesi'ne ya da Sosyal Bilimler Lisesi'ne giderek ve orada da gayret göstererek üniversite sınavlarına çok çok güzel yerlere geleceksiniz. Üniversite sınavından sonra da yine size çok güzel gelecekler bekliyor. Dolayısıyla bütün bu okullar, bütün bu üniversiteler, bütün bu gelecek sizin arkadaşlar. Şu anda sınavda istediğiniz sonucu alsanız da almasanız da hiçbir şekilde moralinizi bozmuyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz ve bizler Tonguç Akademi olarak da her zaman yanınızda olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere.